Herkese merhaba. Tarihin Dipnotları programına hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi tarihten konularla yine karşınızdayız. Tabii ki arkadaşım Mark Madrigal ile beraber. Hoş geldin Mark. Hoş bulduk. Evet. Şimdi bu önemli aslında bu tarihsel serimizin bir devamı olan Eski Antlaşma dönemini incelemeye devam ediyoruz. Bu programımızda da Eski Antlaşma'da temizlik yasaları üzerinde duracağız. Eski Antlaşma'da temizlik yasaları neydi? İsrailoğulları hangi kurallar bütününe uymakla mükelleftiler? Bunları inceleyeceğiz. Evet, temizlik yasaları deyince ne anlıyoruz? Nasıl bir kavramdan bahsediyoruz? Şimdi eski ahitte, Tevrat'ta Musa'nın İsrailoğullarına verdiği belirli yasalar var. Bunlardan bazıları ahlaki yasalardır. Bazıları toplumsal yasalardır. Bazıları da temizlik yasalarıdır. Temizlik yasalarının iki temel amacı var. Birincisi törensel temizliği aşılamak. Yani diğer programlarda bahsettik. Yani aslında İsrailliler Tanrı'yla bir antlaşma içerisine giriyor ve o antlaşmanın bir parçası olarak temiz bir hayat sürdürmeleri lazım. Hem ahlaki olarak ama hem de dışsal temizlik olarak, bu da önemli. İkinci bir amacı ise hijyenli bir ortam sağlamak. Çünkü o dönemde biliyorsun işte hastaneler, eczaneler gibi yerler yoktur. İlaç kavramı bugünkü gibi yoktur. Yoktur. Evet. Dolayısıyla belirli temizlik yasalarıyla işte hastalıkların önlenmesi vesaire amaçlanmıştır. Aslında temizlik yasalarının çoğu Levililerde bahsediliyor. Bunlar farklı farklı şekiller alıyordur. Mesela adette olan bir kadının belli birkaç gün boyunca işte topluluktan ayrı olması, evdeki çarşafların, giysilerin temizlenmesi, aynı şekilde cinsel ilişkilerden sonra erkeklerin ve kadınların bir müddet için birkaç gün boyunca topluluktan ayrı tutulmaları, gene benzer temizlik ritüelleri gerçekleştirmeleri vesaire. İstiyorsan birkaç örnek bakabiliriz ki en azından seyircilerimiz bunların örneklerini de kutsal kitaptan görsünler. Leviler 15. bölüm, evet. 16 ve 18. ayetler arasını okuyacağım. Evet. Diyor ki, eğer bir adamdan meni akarsa bedenin tümünü yıkayacak ve akşama kadar kirli sayılacaktır. Evet. Üzerine meni bulaşan her giysi ya da deri eşya yıkanacak. Evet. Akşama kadar kirli sayılacaktır. Evet. Bir adam kadınla cinsel ilişkide bulunurken menisi akarsa ikisi de yıkanacak ve akşama kadar kirli sayılacaklardır. Evet. Şimdi bunların örneklerini tabii çoğaltmak mümkün. Aslında Levililerdeki metnin çok detaya giriyor. Hem erkekler olsun, kadınlar olsun, ondan sonra yemek yasaları ile ilgili olsun, bazı yemeklerin murdar sayılması vesaire. Peki bu garip uygulamanın nedeni nedir? Tabii bir 21. yüzyılın bakış açısıyla baktığımızda pek anlaşılır gelmiyor. Evet. Birkaç ay önce ben Antakya'dayken bir konuşma yapıyordum. Konuşmanın sonrasında bir genç hanımefendi geldi ve bu soruyu sordu bana. Yani bu nedir? Yani bunu okuyorum ama anlamıyorum. Dolayısıyla biraz bunu tarihsel olarak yorumlamak lazım. Biraz o dönemin anlayışını çözmek lazım. Şimdi nereden başlayabiliriz? Ben Mısır'dan başlamak istiyorum. Neden? Çünkü İbranilerin çıkış noktası Mısır'dır. Mısır'da 400 seneyi aşkın bir dönem içerisinde köle olmuşlardır. Dolayısıyla çıktıkları dünya görüşü ve dünya anlayışı Mısır'dır. Şimdi Mısır'da eğer bir tapınakta hizmet etmek istiyorsan bir rahip olarak belli başlı temizlik ritüelleri gerçekleştirmen lazım. Mesela bunlardan biri balık yememe. Neden? Çünkü balık kötü bir koku bırakıyor ve o dönemin anlayışına göre mesela Mısır rahipleri tapınaklara girmek istiyorlarsa balık yememeleri lazım belli bir süre içerisinde. Aynı şekilde baştan aşağı tıraş olmaları lazım. Mesela bütün saçlarını tıraş, bütün vücut kıllarını tıraş etmeleri lazım ki o şekilde tapınağa girmeden önce törensel olarak temiz olsunlar. Neden? Tapınak kutsal bir yer olarak algılanıyor. İşte belli ilahların mabet ettiği yer olarak algılanıyor. Dolayısıyla oraya girmeden önce insanın fiziksel olarak da, sadece ahlaki olarak değil, fiziksel olarak da temizlenmiş olması lazım. Benzer bir ritüeli, benzer bir adeti Firavun'un sarayında görüyoruz.
Neden? Çünkü Firavun da aslında bir nevi bir ilah sayılıyor Mısır inancına göre. Yani aynı şekilde onun sarayına girerken de böyle. Aynen. Yani onun sarayı bir nevi bir tapınak olarak da algılanıyor. Çünkü kendisi de bir nevi bir ilahtır Mısır inancına göre. Dolayısıyla aynı şekilde mesela biri Firavun'un önüne gelecekse yine baştan aşağı tıraş olması gerekiyor, yıkanması gerekiyor suyla vesaire. Ve bunun bir örneğini Eski Ahit'te görüyoruz. Bu da Yusuf'un hikayesinde, yaratılış bölümünde. Kendisi biliyorsun bir dönem hapistedir ve hapisten çıktıktan sonra Firavun'un önüne getiriliyor. Ama öne getirilmeden önce gene benzer bir adet söz konusu. Uygulamadan geçiriliyor. Uygulama söz konusu. Bunun metni de yanlış hatırlamıyorsam Yaratılış'ın 41. bölümünün 14. ayetinde yer alıyor. Diliyorsan onu da okuyalım. 41-14. Evet. Firavun Yusuf'u çağırdı. Hemen onu zindandan çıkardılar. Yusuf tıraş olup giysilerini değiştirdikten sonra Firavun'un huzuruna çıktı. Diyor. Evet, burada bir tıraş olma, işte yıkanma, giysi değiştirme konusu ki bu Mısır'da çok sıkça yani Firavun'a huzuruna girmeden önce yapılan bir şeydi. Şimdi bunlar neden önemli? Yani böyle bir bağlamdan çıkan bir İbrani halkına Tanrı çok önemli bir şey söylüyor. Çıkış 19.6'da diyor ki siz benim için kahinler yani bir rahipler krallığı kutsal ulus olacaksınız. Yani siz bana ayrılmış bir halksınız. Dolayısıyla ben hepinizi seçilmiş rahipler olarak görüyorum. Ve benimle ilişki içerisinde olacaksınız. Elbette hem ahlaki açıdan temiz olmalısınız bu kutsal ilişkide. Ama aynı zamanda törensel olarak da fiziksel olarak da temiz olmanız lazım. Tabii burada bir değişiklik söz konusu. Kutsal yer bir tapınak veya bir mabet veya bir saray değil. Tanrı bunu nasıl yorumluyor? Benim olduğum her yer. Dolayısıyla aslında İbraniler biliyorsun aslında göçebe bir toplumdur Mısır'dan çıktıklarında. Tabii göçebe toplumlar da şimdi yerleşik toplumlar yerleşik gibi bir toplum bir değil. Şey beklenmez yani. Evet. Dolayısıyla burada devrimsel bir şey görüyoruz. Yani diyor ki siz hepiniz aslında benim için rahipsiniz, benim için seçilmişsiniz ve ikincisi şu anlayış yani Tanrı sadece belirli binanın içinde bulunmuyor. Biz neredeysek oradadır. Dolayısıyla biz nereye gidiyorsak ki aslında antlaşma çadırı da bunu simgeliyor. Ondan dolayı antlaşma çadırı geziyor. Biz de temiz olmamız lazım. Yani bunu anlamak çok önemli. Çünkü bunu anladığımızda neden belirli yasalar var, neden İşte insanlar belirli bir günler için toplumdan uzaklaştırılıyor, temizleniyor, ondan sonra dönüyor. Çünkü burada Tanrı ile bir antlaşma söz konusu. Ve bunu yaptıklarında bir soyutlaşma söz konusu değil. Mesela bazıları düşünüyor ki, efendim bu insanlar dışlanıyordu toplumdan. Yok, öyle bir şey söz konusu değil. Ama bir müddet bu çadırların olduğu bölgeden uzak durması gerekiyordu ki... Gerekiyor. Orada temizlensin. Arada aile geliyor. Mesela yemeğe gerekirse yemeklerini getiriyor. İçeceğe gerekirse içeceği getiriyor. Yani burada bir toplumdan soyutlaşma söz konusu değil veya bir toplumdan dışlanma söz konusu değil. Sadece bir temizlenme söz konusu ki tekrar aynı şekilde oraya dönebilelim. Şimdi peki yani Tanrı'nın burada Eski Ahit'te temizlik yasalarında özellikle Mısır'daki rahiplerin temizlik ritüeline, aslında temizlik geleneğine seçmiş olması peki hani pek çok kişiyi bağdaştırıyor ya yok işte bunlar Mısır'dan kopyaladılar da ettiler de. Evet. Yani bunu çağrıştırmıyor mu birazcık? Yani böyle şimdi, bir iddiayı desteklemez mi? Benim başka programlarda dediğim gibi Tanrı belirli bir zaman içerisinde belirli bir insanların bir anlayışı içerisinde seslenir. Mesela yani bunu farklı konularda da görebiliyoruz. Yani 20. 21. yüzyılların kavramlarıyla konuşmayacak tabii ki. O dönemin anlamlarıyla, o dönemin bağlamlarıyla halka seslenecek ki anlasın. Ama tabii burada amaç tam olarak aynı değil. Amaçta biraz farklılık görüyoruz. Burada bir kavim ile Tanrı ile bir antlaşma söz konusu. Yani bunu görmekteyiz. Şimdi ikinci bir önemli nokta var. O da hijyen noktası. Dediğim gibi o dönemde eczane, hastane diye bir şey yok. Kadınların adet geçirdiği dönemler, işte insanların hasta olduğu dönemler.
vücut bünyesi zayıflaşıyor. Bulaşıcı hastalıkları kapmak daha kolay oluyor. Dolayısıyla bunun bir hijyen olayı da var. Çünkü çok yakında oturuyorlar bu bahsettiğimiz çadır düzeninde, göçebe bir toplum oldukları için. Dolayısıyla oradan birkaç gün boyunca ayrılmak ilk önce o kişiye bir faydası dokunuyor. Ki hastalanmasın. Hı hı. Ama aynı zamanda toplumun geneli için bir sağlık söz konusu. Dolayısıyla bütün bu yasaları bu anlamda anlamak lazım. Gerek bu yemek yasaları, gerek bu temizlik yasaları. Fark edersen burada bir ahlaki yanlış söz konusu değil. Evet. Yani burada demiyorlar ki efendim sen bunu yaparsan işte bu kadar kırbaç yiyeceksin veya taşlanacaksın veya idama çarptırılacaksın. Yok. Burada tamamen bir ritüel, yani bir törensel temizlik söz konusu. Yani aslında benim de gördüğüm burada şu, yani Tanrı sorumluluğu kişilere veriyor. Evet. Yani bir yasa olarak senin de dediğin gibi bir müeydesi, bir cezası falan burada yok. Evet. Tamamen kişinin yapması gereken bir ritüel var. İnanıyorsan evet, yapacaksın durumu. Evet. Yani mesela çünkü bir kişinin, çok net konuşmak gerekirse, cinsel ilişkiye girdiğini sadece kendisi ya da eşi bilir. Evet. Dolayısıyla burada kişilere veriyor sorumluluğu. Karı evet, ve kocaya veriyor. Evet, aynen. Yani çünkü hani bu evlilik dışında hariç zaten evet, bir şey düşünülemez Tanrı'nın evet, buyruklarında. Evet. Yani onun için burada sorumluluk tamamen kişilerde evet, ve onlara bu yükümlülüğü veriyor. Ve şöyle bir şey var, yani bu ritüellerin amacı aynı zamanda bir mesaj hatırlatmak. Hı hı. Yani ben Tanrı'yla, yaşayan Tanrı'yla ile bir ilişki sürdürüyorum toplumsal olarak. Dolayısıyla temiz olmalıyım. Ve fiziksel temizlikle aslında ahlaki olarak da temiz olması gerektiğini de hatırlatıyor. Evet. Bu, yani bu ritüellerin, bu sembollerin bir amacı var. Yoksa sadece hani bu adeti yerine getirelim de yasayı uygulayalım değil. Çünkü Tanrı'nın istediği sadece belirli bir X, Y, Z yasası uygulayayım değil. Yüreğimi ona komple tamamen teslim edeyim. Ve bunu nasıl yapıyor? Bu ritüelleri hatırlatma amacıyla vererek. Yani fiziksel olarak temizleneyim ki ahlaki olarak da kendimi temiz tutmayı da kendime hatırlatayım. Yani asıl amaç budur. Peki bir de özellikle Levillerde zannediyorum. Evet. Bu evlerdeki bu küf üzerine bir yasa da var. Yani evlerin de sadece insanların değil, evlerin de bir temizlenmesi tabii söz konusu. Aslında Mısır'dan çıktıklarında yani hatırlıyorsun bir kurban kesiyorlar. Bunu kapı çerçevelerine sürüyorlar. Evet. Hani 10. beladan önce. Ama bu sadece uygulamanın bir parçası. İkinci parçası nedir? Evdeki mayadan kurtulmak. 6 gün boyunca evi temizlemeleri lazım. Dolayısıyla bu mayasız bayramı kutlanılıyor. Hani mayasız ekmek yapıp, mayasız ekmek yiyip vesaire. Peki bunun amacı nedir? Gene aynı konuya geliyoruz. Aslında mayayı evden temizleyerek acaba benim hayatımda fazla olan bir şey var mı? Ki ben kendimi bundan arındırayım anlamıyla. Yani bütün bu ritüellerin aslında ruhsal bir amacı var. Yürekleri değiştirmeye yönelik. Ama tabii zamanla bunlar ritüel halini alıyor ve artık anlamından soyutlaşıyor. Yani sadece işte bunu yapayım, bu böyle olmalı tabii denmesinden ötürü. Yani manadaki özünü birazcık, manasını insanlar o kadar umursamıyorlar. Nitekim aslında Yeni Ahit'e gelecek olursak özellikle İsa'nın Ferisilerle yaptığı konuşmaların özü budur. Yani Ferisiler bu belirli temizlik yasalarını artık bir ritüel haline getirmişlerdir ve ahlaki yasalar kadar önemli hale getirmişlerdir. Ve bundan dolayı İsa onlarla ilgili sürekli farklı farklı açıklamalarda bulunuyor. Evet. Mesela bunlardan bir tanesini istiyorsan okuyabiliriz. Hı hı. Markos 7. bölüm 14. ve 16. ayetler arası ilginç bir bahis geçiyor. Bunu sık sık görmekteyiz. Yani Markos 7. bölüm. 7. bölüm 14 ve 16. İsa'nın bu konuyla ilgili Ferisilerle konuşması, İstiyorsan onları eleştirmesi. Okuyayım. Evet. Markos 7. bölüm 14-16. Evet. İsa halkı yine yanına çağırıp onlara "Hepiniz beni dinleyin ve şunu belleyin." dedi. Evet.
İnsanın dışında olup içine giren hiçbir şey onu kirletemez. İnsanı evet. kirleten insanın içinden çıkandır evet. diyor. Evet. Hatta burada bir açıklama da yapılmış ama şurada evet işitecek kulağı olan işitsin diye de bazı evet. el yazmalarında açıklaması yani varmış. Burada İsa'nın yaptığı şey nedir? Bir şey hatırlatıyor. Yani bir dakika, tam dışsal temizliği önemsiyorsunuz da bu dışsal temizliğin ritüellerin amacı içsel temizliği teşvik etmek. Evet. Ama siz içsel olarak temiz olmuyorsunuz ve bu dışsal temizliği artık bir ahlaki kavrama çevirdiniz. Yani sadece yani, ortalığı şöyle bir görüntüden bir aynen. temizliyoruz. Aynen. Dolayısıyla ama burada bir iki yüzlülük söz konusu. Bundan evet. dolayı İsa Ferisileri karşı böyle eleştirilerde bulunuyor. İstiyorsan bir örnek daha okuyalım. Bu sefer Luka 11. bölümden 37. ayetten 39. ayete. Yani bunların birçok örneğini Luka 11 37'den 39'a. İsa konuşmasını bitirince bir ferisi onu evine yemeğe çağırdı. O da içeri girerek sofraya oturdu. İsa'nın yemekten önce yıkanmadığını gören ferisi şaştı. Rab ona şöyle dedi. Siz ferisiler bardağın ve tabağın dışını temizlersiniz ama içiniz açgözlülük ve kötülükle doludur. Ey akılsızlar, dışı yapanla içi yapan aynı değil mi? Siz kaplarınızın içindekini sadaka olarak verin, o zaman sizin için her şey temiz olur. Evet. Yani burada tekrar evet. benzer bir mesaj söz konusu. Bazen İsa'nın bu şeyleri bilerek yaptığını düşünüyorum. Hani orada normun dışına çıkıyor. Hı hı. Çünkü o gerçekleri tekrardan Yahudi toplumuna hatırlatmak istiyor. Yani önemli olan kabın içi temiz olması. Kabın dışın temiz olması değil. Elbette kabın dışını temizleyeceksin ama onun amacı nedir? Kabın içini de temizlemek. Ama kabın içini temizlemiyorsan dışını temizlemen ne anlama gelir? Yani burada tekrar benzer bir şey görüyoruz. Belli ritüeller o İbranilere gerçekten yüreklerini temiz tutmalarına yönelik verilmiş buyruklardır. Fakat maalesef zamanla bunlar unutuluyor. Bunlar birer ahlaki değer kazanıyor. Ferisiler tarafından işte belirli kurallara getiriliyor ve asıl amacından böylece insanlar kopmuş oluyor. Tabii ki yani çok önemli noktalar aslında bu temizlik yasalarıyla evet. ilgili. Çünkü işte mesela kölelik programında aslında bahsetmiştik. Evet. Kişilerin ruhsal kölelikten özgür olması, Tanrı nasıl evet. isteği. Aynı şekilde temizlik yasalarında da onu görüyoruz. Hani evet. Tanrı'nın isteği insanların sadece elimi yıkayayım, işte bacağımı yıkayayım falan değil. Ötesi değil. Gerçekten yüreğimi yıkamak için tabii. fırsatım olsun. Tabii. Ya da işte aynı şekilde düşüncelerimin arındırmak için bir fırsatım tabii. olsun. Tabii yani sadece dışımı temizliyorsam tamamen ikiyüzlü davranmış oluyorum. Bir anlamda Hristiyan inancında da bunun ana odağını görebiliyoruz. Yani işte Hristiyanlığın gelişimine baktığımızda insanlar genelde içsel olan hı hı. temizliğe özen göstermeye çalışıyorlar. Evet. Yüreklerini bir şekilde arındırmaya çalışıyorlar. Evet. Dış o kadar önemli değil. Evet. Ama tabii ki hani şu da var, onu da belirtmekte de fayda var. Evet, iç güzellik tamam ama dış güzelliğe de yine de yani dış temizliğe de önem vermek gerekiyor. Tabii. Yani hiç aman ben kendimi salayım hiç de böyle tabii. hijyen kuralları bilmem bunlara dikkat etmek gerekiyor ama evet. bunun ötesinde asıl kalbin temizliği. Tabii. Bu daha önemli. Yüreklerin tabii. temizliği daha önemli. Tabii elbette dış temiz olacak. Yani mesela diyelim ki bir bakanı ziyaret edeceksin. Pijamayla gitmeyeceksin bakanı tabii. ziyaret etmeye. Tabii. Yani takım elbiseyle gideceksin. Aynen Çünkü orada öyle. Bir saygınlık söz konusu. Tanrı'ya da dışsal bir temizlikle yaklaşmak lazım. Ama Tanrı'nın gözünde daha da önemli olan şey senin İçsel bahsettiğin temizlik. gibi içsel temizlik. Yani Tanrı her ikisini istiyor. Sadece dışsal olarak temizsek ama içimiz temiz değilse yani... İkiyüzlü oluyoruz İçsel Tanrı'nın gözünde. Dışsal temizlik, eski antlaşmada dışsal temizlik konusundan gittiğimiz için soracağım. Evet. Diğer uluslarla, İsrail kavminin bir arada yaşaması bu bağlamda o zamandan mümkün değildi değil mi? Değildi tabii ki. Yani eğer sen artık başka biriyle, İsrail toplumundan ayrı biriyle evleniyorsan mesela, artık murdar sayılıyorsun. Artık İsrail toplumunun bir parçası olarak sayılmıyordun. Yani o tarafa geçiyorsan.
Tabii eş İbrani oluyorsa o farklı. Çünkü o Yahudiliği benimsemiştir. O farklı, o bir olay. Ama sen diğer tarafa geçiyorsan artık kopmuştur. Yani oradaki ilişki. Ve bunu nitekim de görüyoruz. Yani İsraillerin bocaladığı birçok dönem var. Özellikle hakimler döneminden başlamak üzere, krallık döneminde birçok günah işledikleri dönem var. Orada tamamen bir kopukluk söz konusu. Aynı şekilde mesela deri hastalıklarında da. Evet. Eski antlaşmada pek çok cüzzamlılar olduğunu görüyoruz. Vesaire. Cüzzamlılarda özellikle. Evet. Eğer cüzzamdan arındıysa ne yapması gerektiği konusunda Musa'nın yasasında zaten var. Gerekli o şeyler da bu var. Kapsama giriyor. Mesela evet. İsa Mesih cüzzamlıya diyor hani git. Evet. Şimdi ne yapmalıyım? Git diyor, Musa'nın yasası uyarınca adağını sun. Evet. Hani sonra git kahinlere görün. Evet. Hani bu arada ne oldu, bundan ne dolayı da Ferisiler İsa'ya çok kızıyordu. Çünkü hastalara yaklaşıyordu. Hı-hı. Hastalara dokunuyordu. Bunlar şimdi törensel temizliliği bozan şeyler. Yani mesela yasak edilen hayvanlara yaklaşmak ya da dokunmak da. Dokunmak. Mesela domuza Ölünün yaklaşıp ya da cesedine dokunmak. dokunmak Evet. Yasak. Mesela bu İyi Samiryeli örneğinde, hemen ayağında aklıma gelen oydu. Aynen. İyi Samiryeli örneğinde biliyorsun orada yerde acı çeken bir adam söz konusu. Yeruşalim-Eriha arasındaki yol. Belki ölmüştür, kim bilir. Orada kahinler geçiyor. Bir Levili, bir kahin geçiyor ama ona dokunmuyor. Neden? Büyük korkuları nedir? Aman aman Kirleniriz. kirleneceğim, törensel olarak kirli olacağım, tapınakta hizmet edemeyeceğim. Adamların düşündüğü bu. Ama İyi Samiryeli ne yapıyor? O adamı alıyor, bir pansiyona götürüyor. Orada işte yemeğini, içeceğini, geceliğini karşılayacak parayı bırakıyor. Aslında Tanrı'nın orada amaçladığı şey nedir? İsa'nın verdiği o örnekle. Gene bunun altını çizmektir. Yani İsa'nın, Tanrı'nın Evet. tasvip ettiği temizlik bu içsel temizliktir. Ve dışsal temizlik bizi o yöne doğru götürmesi Aynı lazımdır. Aynı şekilde mesela bu İsrail halkının evinde köle olanlar da bu temizlik yasalarına uymak Evet. zorunda değil mi? Tabii Yani tabii toplumdaki ister herkes. Özgür insan olsun, Tabii. ister köle olsun, burada kurulmuş olan kurallara uyuyorlar. Peki yani aslında pek çok zamanlar mesela tapınak da dahil olmak üzere kirlendiğini görüyoruz bu şeyler açısından, temizlik yasaları açısından. Mesela bu zannedersem Yunan istilası döneminde bir örnek görüyoruz. Selefkiye kralı zannedersem evet. Getirip yani aslında Tanrı'nın varlığının olduğu yere başka bir şeyi de getirmek aslında kirletiyor. Yani tarihte de onu görüyoruz. Domuz kesiliyor falan. Evet. Bayağı Antiyokus'tu şeyler, galiba Antiyokus ismi. Zamanında bayağı bir şeyler oluyor. Peki son bir kez olarak eski antlaşmada temizlik yasaları aklanma üzerine ne diyebiliriz? Evet. Yani demin de belirttiğim gibi temizlik yasaların amacı özetçe sadece dışsal temizliği değil içsel temizliği. Evet. Hatırlatmak. Belli bir bağlamda ortaya çıktılar. Aynı zamanda bir hijyen ortamı sağlamak. Çünkü Mısır'dan çıktıklarında göçebe bir toplum söz konusu dediğimiz gibi. Dolayısıyla temizlik yasaları bu bağlamda anlamak lazım. Eğer biz yürekten temizsek, diyor ki Yeni Ahit, İncil'de İsa, Rabbi göreceğiz. Yani en büyük umudumuz Rabbi görmektir. Dolayısıyla yüreklerimizi temiz tutmak lazım. Temizlik yasalarının amacı da budur. Bize yürekteki temizliğe yöneltmektir. Ki bu şekilde Tanrı ile bir ilişki içerisinde olabilelim. Gerçekten önemli noktalar. Çok da güzel özetledin. Yani evet. Bu temizlik yasalarından ilgili olarak. Çünkü hem iki boyutuna bakmak gerekiyor. Evet. İçsel ve dışsal. Evet. Tanrı'nın ama en çok bizde özlemlediği içsel olan. Evet. Temizliğimiz. Ve bunda da gerçekten çok dikkatli olmamız lazım. Yüreklerimizi temiz tutmak konusunda. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Mark. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler. Bir Tarihin Dipnotları programının daha sonuna geldik. Bir dahaki programımızda görüşünceye dek hoşçakalın. Hoşçakalın.